Merhaba, Akvaryum Rehberi'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Bu videonun konusu iHine Pickup 160, başka bir deyişle 2010. Bu filtreyi Almanya'dan aldım. Instagram'dan takip edenler bilir. Oradan daha uygun fiyatlı aldım. Yanında bir de hava motorunu aldım. Almanya videosu da umarım hazırlayabilirim. Biraz üstünden zaman geçti, soğudu. Olur mu emin değilim ama kayda değer bir şey olursa çekmek istiyorum. Videoya başlamadan önce beğenmeniz ve o zil butonuna basmanız kanal açısından çok önemli. Sizden tek beklentim bu. Videoya geçelim. Bu iHine'ın iç filtresi. Görüyorsunuz zaten. 6 watt elektrik tüketimi var. 60 ila 160 litre arası akvaryumlar için uygun deniyor. Tabii bunu nasıl belirliyoruz? Balık yüküne göre. 220 ila 500 litre arası da debiden bahsedilmiş. Burada parçacıkları, ufak parçaları çıkartıyorum. Bu vantuz, tutunma vantuzları. İHine bu konuda iyi. Diğer birçok marka gerçekten, mesela Hailea, çok beğendiğim bir marka. Olma yolunda ama ne zaman şey yapsam, mesela vantuzlarda, iç filtre vantuzlarında hep sıkıntı yaşadım. Düşüyor. Yani ne güzel filtre yapmışlar diyorum, o iki gözlü olan mavi süngerli falan. Ama tutunuyor, tutunamıyor. Altına bir taş falan koymam gerekiyor. Bunun şeyi, kablosu, kablo uzunluğu da yeterli açıkçası. Onu da beğendim. Mesela bazı Çin markaları gerçekten çok kısa oluyor. Burada çıkartıyorum. Gördüğünüz gibi süngerden ibaret. İç filtrenin kötü yanlarından biri, birçok iç filtrenin. Kesip bir şey koyabilirsiniz diyenler olabilir. Onları ciddiye almayın. İç filtre dış filtre kıyaslaması da yapılıyor. Tabii ki balık yüküne bağlı ama dış filtre her zaman önemlidir. Büyük filtre hacmine sahiptir. Bakteri kültürünün yaşaması için, tutunması için büyük alana sahiptir. Birçok hatayı örtbas edebilir, böyle bir özgürlük alanı bırakır. Birçok medya kullanabilirsiniz içinde. Yani dış filtre, filtre malzemeleri, zeolit, sporax, pürigen, lav taşı ya da bakteri, biobollar falan. Süngerlerde sonra nedir adı, elyaflar kullanabilirsiniz. Bu da gördüğünüz gibi üstüne takılan çok kısa, çok tatlı bir hortum vermişler. O da yeterli. Burada görmüş olduğunuz gibi 3 tane çıkış var. Bu çıkışlardan birini seçiyorsunuz. Diğer ikisi için de kapatma uçları vermişler. Bu sayede yavru balıkların falan arkaya girip orada sıkışma, çıkamama durumunu sağlıyorlar. Yani büyük ölçüde herhalde yaptıklarına göre işe yarıyordur. En azından oraya balıklar, yavru balıklar pek girmiyordur diye düşünüyorum. Özelliktir herhalde. Gördüğünüz gibi akvaryum, bunu zaten akvaryum rehberini takip edenler bilir. Benim setin en üstteki akvaryum değil, alttaki büyük akvaryum. Sağ alttaki akvaryum oluyor. Ölçüleri 73-40-45. 130 litre civarı, 110 litre civarı da su alıyor aşağı yukarı. 100-110 arasıdır herhalde. İki çift rainbow'um var. American rainbow, barışçıl, küçük, orta. Çok tatlı balıklar, bilenler bilir. Rainbow şeyler var. Australia rainbow'lar var. Cüce olanlar. Bir tane saya var. Saz, anubias. Bu tarz canlılar. Sonra bir tane velifera kaçtı galiba araya. O takılıyor buralarda. Cüce vatoz. L144'ler var birkaç tane. Güzel bir akvaryum. Çok özen göstermedim. Kendi kendine takılan bir akvaryum. Zeminde silis var. Bir tane beta rubra kaldı. O buralarda kafasına takılıyor, böyle sorunlu hareketleri var. Bazen çok agresif, bazen pısıyor kenara. Ama böyle çok sert balık yok akvaryumda. Uyumlular genelde. Dediğim gibi Almanya'dan aldım. Kölle Zoo'dan aldım. Türkiye fiyatı en az 517 liraydı. Akakçe'ye baktığımda 20 euro Almanya fiyatı benim aldığım zincir markette. 363 liraya denk geliyordu ben baktığımda. 19.99 gibi bir şeydi. Yani 517-363 fark var. Yarısı değil ama ne kadar? 4'te 3'ü falandır herhalde. Uygun denebilir. Aldım. Mutluyum. İyi ki almışım. İkisini de aldığımı pişman değilim açıkçası.
Bir de dediğim gibi hava motorunu aldım. Balık yüküm bu akvaryumda düşük. Bu yüzden iç filtre denemeye karar verdim. Bir de nedir adı? Büyük pipo filtre vardı. İkisini birlikte götürdüm. Bir haftadır da buna da bakteri kültürü yerleşmesini falan bekledim. Bir haftadır da o pipo filtreyi kapattım. Sadece bu idare ediyor. Su değerleri falan herhangi bir sorun yok. Hatta toparladı. Daha bile oturdu diyebilirim. Evet. Bu pickup serisinin, İHA-M iç filtre pickup serisinin 4 modeli var. 45, yani 2006 diye geçen, maksimum 45 litre. 60, 2008, 30 ile 60 litre. Pickup 160, yani bu 2010 diye geçen model, 60 ila 160 litre arası akvaryumlarda kullanılıyor. Bir de İHA-M Pickup 200 ya da 2012 ismiyle geçen model var. Bu da maksimum 200 litrede kullanılıyor. Tabii 200 litreye çıktıktan sonra da artık iç filtre çok doğru olmayabilir. Evet, bu da üstten görünüşü. Yüzeyde dalgalanması yeterli. Köpük falan gerekli değil. Hatta çoğu zaman da hoş bir görüntü bile değil. Ama dediğim gibi akvaryum biraz takılıyor. Beklemedeyim. Karar vereceğim. Beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.